Merhabalar. YouTube'a gelen soruları cevapladığımız video serimizin ikincisine hoş geldiniz. Fanusumuzun içinden bugün 3 tane soru çekeceğiz ve bu 3 tane soruyu yanıtlayacağız. Önce ilk sorumuzu çekiyorum. 2 tane birden geldi. O zaman kısmettir bu. Bir tanesini şöyle ayırayım. Diğerine devam edeyim. Semiha M. İyi günler. Paylaşımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Bir sorum olacak. Site içerisinde komşu kavgaları olduğu zaman herkes yöneticiyi arıyor. Yönetici olarak gerekli uyarıları WhatsApp grubundan yapmamıza rağmen insanlar bu uyarıları dikkate almıyor ve kavgalara da sebep olabiliyor. Yöneticinin bu gibi durumlarda bir sorumluluğu var mıdır? Şimdi Semiha Hanım, ben önce yöneticinin görevinden bahsedeyim. Yöneticinin ortak alanları yönetme gibi bir görevi var. Dolayısıyla ana gayrimenkulün değerini koruyacak iş ve işlemlerle ilgilenecek. Kat maliklerinin arasındaki uyuşmazlıkları çözmek yöneticinin görevi değil. Bir de WhatsApp grupları ile ilgili bir önerimiz olmuştu önceki videomuzda. Hemen aşağıya link bırakıyoruz. Onu okuyabilirsiniz. Aynı zamanda YouTube'dan videosunu da dinleyebilirsiniz. Şu var, WhatsApp gruplarını yönetirken binayı yönetmekten daha çok zorlanacaksınız. O yüzden WhatsApp gruplarını yönetimler açıyorsa bence hiç ihtiyaç yok. Yani istişare etmeye gerek yok. Çünkü kat malikleriyle istişare edeceğimiz, hepsiyle beraber aynı anda istişare edeceğimiz kurul genel kuruldur. WhatsApp videomuzu izlersiniz. Evet, ikinci sorumuzu zaten çekmiştik. İlk çekilişte iki tane birden gelmişti. Mehmet. Merhaba Ozan Bey. Ağustos 2022'de yapı kullanım izni alınmış yeni bir evimiz var. Hayırlı olsun. Elimizdeki tapular kat irtifaklı tapu. Bu tapuyu mülkiyete çevirmemiz için nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? E-Devlet'ten kontrol ettiğimde hala kat irtifaklı görünüyor. Şimdiden teşekkürler. Aslında Mehmet'in sorusunu cevaplayabilmek için uzun bir video çekmek lazım. O yüzden de bu sorun bittiğinde o videonun linkini de sizlerle paylaşmış olacağız. Biz yapı kullanım izni aldıktan sonra bina mevzuata göre bu yapı kullanım iznini, yani iskan belgesini veren belediye bunu hiçbir başvuruya gerek kalmadan, resen diyoruz biz, hiçbir başvuruya gerek kalmadan tapu müdürlüğüne elektronik ortamda gönderir. Tapu sicil müdürlüğü bu elektronik ortamdaki bildiriyi aldıktan sonra 2 ay içerisinde eğer başkaca bir evrak eksiği yoksa, mesela yönetim planı eksiği olabilir. Gerçi 2007 yılından sonra kat irtifa kurulması aşamasında yönetim planı tapuya teşhir ediyoruz ama olabilir, başka bir eksiklik olabilir. Eğer bir eksiklik yoksa kat mülkiyetine resen başvuruya gerek kalmadan 2 ay içerisinde geçmiş oluyoruz. Şimdi Mehmet, eğer hala kat irtifaklı tapuda kaldıysa ya belediyede ya tapuda bir sorun olabilir. Bunu aslında şöyle sorgulayabiliriz. Türkiye kimlik numaramızla ve şifremizle beraber tapu sorgulama yazarak tapu sorgulama sayfasına gidebiliriz. Tapu sorgulama sayfasında bütün bize ait olan tapular sırayla yer alacaktır. İlgili tapuya tıkladığımız takdirde bu tapuyla ilgili kat irtifakı, şerhler, beyanlar, rehin irtifak hakkı bilgileri için tıklayınız kısmına tıkladığınızda orada kat mülkiyetine geçip geçmediğini görebilirsiniz. Daha çok ayrıntı istiyorsanız bu sefer de hemen internet tarayıcınızın arama çubuğuna web tapu yazabilirsiniz. Web tapuya yine hangi gayrimenkul size aitse kendi Türkiye Gov.tr şifrenizle ve TC kimlik numaranızla giriş yaparak taşınmaz listesi bölümüne gelebilirsiniz. Orada herhangi bir taşınmazın, hangi taşınmazına bakacaksanız İ bölümü var, İ harfi var. Orada tapu bilgileri ikonuna tıklayarak yine tapunuzla ilgili bütün detayları görebilirsiniz. Hatta web tapuda ne zaman kat mülkiyetine geçmiş, ne zaman yönetim planı tescil edilmiş, başka şerh ve bilgiler var mı, ipotek bilgileri var mı, bunları da görebilirsiniz. O yüzden de Mehmetciğim, elinizdeki tapunun kat irtifaklı olup olmamasının bir anlamı yok. Eğer internet üzerinden, web tapudan veya
Türkiye.gov.tr'den sorguladığınız zaman kat mülkiyetine geçip geçmediğini öğrenebilirsiniz. Eğer neden geçmediğini merak ediyorsanız aşağıda linkini göreceğiniz videoyu izleyebilirsiniz. Evet, bu sorunun cevabı böyle. Şimdi bir başka sorumuzun cevabına bakalım. Gökhan, hocam merhabalar. Öncelikle paylaştığınız faydalı bilgiler için çok teşekkür ederim. Benim de bir sorum olacak. 260 kişilik bir sitede 120 dairesi olan toprak sahibi, böyle matematik soruları soruyorsunuz, bayılıyorum size. Site yönetimine vekalet vererek 120 oy kullanmak suretiyle, 260 tane bağımsız bölüm var, 120 dairesi olan bir toprak sahibi var. 120 oy kullanmak suretiyle oy çokluğunu elde etmiş. Demek ki katılan sayısı daha azmış. Parantez içinde usulsüzce aldıkları kararlar neticesinde biz diğer malikler bu duruma itiraz etmek için ne yapabiliriz? Şimdi Gökhan'cığım, aslında bunu ben tam böyle kanunda yer aldığı gibi yanıtlayacağım ama aslında bu soru kısa bir soru olmasına rağmen derya deniz, bilgin olsun. Şimdi öncelikle bütün bağımsız bölümler ayrı ayrı kişilere ait olmak suretiyle bunu böyle kabul etmem gerekiyor. Yoksa daha karmaşık bir matematik hesabı yapmamız gerekecek. Ama toprak sahibinin bir kişi ya da bu bir kişi bir tüzel kişilik, yani şirket de olabilir. Ama dikkat edin, aynı aileden farklı kişilere ait değilse, bir kişiye aitse 120 tane bağımsız bölüm, o durumda her bağımsız bölüm için ayrı bir oy kullanma hakkına sahip olacaktır. Ancak kullanacağı oyların toplam sayısı tüm oyların 3'te 1'inden fazla olamayacaktır. Kısa bir hesap yapalım. Burada 120 tane bağımsız bölümü var. Buradaki bütün oylar, 260'ı 3'e bölüyoruz. 86 bağımsız bölüm yapıyor o takdirde. Burada tabii küsuratları ne yapıyoruz? Yeter sayıları ararken bir üste yuvarlıyoruz. Kat mülkiyetindeki nitelikli hesaplamalar mantığımıza göre nitelik ararken noktalı kısmı, virgülden sonraki kısmı bir üste tamamlıyoruz. Dolayısıyla bu arsa sahibimiz 86 taneden fazla oy kullanamaz. O yüzden de bu 120 tane bağımsız bölüm vardı, 86 tane oy kullanabilirdi. 34 oy aradaki fark, bu oyun vekaletini başkasına da veremez. Yani başkalarını göndermek suretiyle bu vekaleti veremez. Çünkü kendisi dahi bu oyu kullanamıyor. Başkasına vekalet verip de kullandıramaz. Fakat şimdi sizin durumunuz şöyle. Genel kurul sonuçlanmış. Dolayısıyla kararlar alınmış, yazılmış. Siz, yani maliklerden toplantıya katılanlar, kiracılar değil ama, ya da toplantıya katılmayanlar, kendilerine kararın tebliğ edilmesinden itibaren bir ay içinde, katılanlar da kararın kendilerine tebliğ edilmesine gerek yok çünkü toplantıya katıldılar, kararı biliyorlar. Yine bir ay içerisinde bağlı bulundukları sulh hukuk mahkemesine başvuracaklar. Hangi bölgedeyse mahkemeleri, oraya başvuracaklar. Ve burada ama açıkça kanuna bir aykırılık olduğu için de, diyelim ki tebliğ edilmeyen insanlar var, kat malikleri var. Bunlar da kararı duyduktan sonra veya her halükarda 6 ay içerisinde sulh hukuk mahkemesinde dava açabilirler. Bir malikin dahi bu davayı açması yeterlidir. Ve burada mahkemeye başvurmak gerekecektir. Biz bu soruyu nerede sordu arkadaşımız? Site yönetimi toplantısında her bir kat maliki kaç vekalet alabilir videomuzun altında sordu. Linkini de hemen yukarıda bulabilirsiniz. Evet, bugün 3 tane sorumuzu yanıtladık. Bu videomuzda sonuna geldik. Bir başka videomuzda başka 3 tane soruyla beraber olacağız. Görüşmek üzere.